Evet değerli Çiftçi TV izleyicileri, yine güzel bir programla karşınızdayız. Yine tabii ben Kocaeli'liyim. Kocaeli'de her ne kadar sanayi kenti olarak bilinse de Kocaeli ayrıca da bir tarım kenti. Sizler tabii ki ülkenin tamamını Kocaeli'yi söylesek, Kocaeli sanayisiyle bilinen bir şehir, büyük şehir. Fakat Kocaeli 3'te 2'si tarımsal hizmetlere ayrılmış bir ilden bahsediyoruz. Kocaeli'de birçok tarım yapılıyor ve bunları da özellikle kırsal alanlarda biz kendimiz televizyona çıkarmaya çalışıyoruz. Fakat burada öyle bir güzellik var ki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetler ve tarımsal hizmetler birlikte çalışarak güzel bir tıbbi distilasyon merkezi kurdular. Bu tabii sadece tıbbi distilasyon merkezi değil, açılımını az sonra konuğumuz yapacak. Burada bir sürü tarımsal destekler de verilmekte. Özellikle çiftçimizin eli ayağı olan, ana maddeler olan mazot, gübre, tohum, ayrıca da dikim desteği, her türlü destek köylü ve çiftçiye veriliyor. Ve bunlarla da yakın bağlantılı olarak çiftçilerimiz haberdar oluyorlar. Ulaşımı da kolay. Yani bürokrasi yok, evrak doldurma yok. Sadece ÇKS belgesiyle Büyükşehir'de tarımsal hizmetlere başvuruyorlar ve tüm desteklerini alıyorlar. Önemli olan ne diyoruz? Çiftçinin üretmesi, çiftçinin kazanması, ülkenin tarımı, ülkenin tarım geleceği, hep bunlardan bahsediyoruz. Biz de örnek olsun diye böyle destek veren belediyelerde yapmış oldukları hizmetleri televizyona çıkartıyoruz. Neler yapılıyor, neler yapılması gerekiyor? Eğer bu il, diğer illerde bu konularda eksik kalmışsa örnek alınacak şekilde bu belediyelerden faydalanması gerekiyor. Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Önümde bir sürü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal hizmetler ve kırsal hizmetler müdürlüğü, muhtarlık işleri müdürlüğü ortak bir dairede birleşerek, kenetlenerek, çalışarak güzel ürünler çıkarmışlar. Biz bunları yakından aslında takip ediyorduk ama ben dedim ki bunların içine girelim. Bunlar nasıl oluyor kardeşim? Böyle güzel paketler, işte tıbbi çaylar, kremler, sabunlar, kokular, hatta lokumlar. Yani çiftçinden alım garantili. Yani çiftçiye para kazandırmak için yol aranmış. Neler yapabiliriz? Çiftçi yeter ki üretsin denmiş. Onun için bizler de bunları saygı göstermek zorundayız. Tebrik etmek zorundayız ki devamı gelsin. Öncelikle ben konuğuma dönmek istiyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Güzel bir çalışma yapıyorsunuz. Sizleri de çok çok önceden tanıyorum. Beraber ilk ceviz desteğinden başlamıştı. Evet. O zamanlar tarımsal desteklerde hibe ceviz veriliyordu. Ben de onları tebrik ediyordum. Güzel, çünkü ben de cevizle iştigal ettiğim için ya gerçekten güzel oluyor. İnsana, ama ceviz de bir yere kadar geldi. Daha değişik hizmetler vermek gerekiyor. Daha değişik destekler vermek gerekiyordu. Sağ olsun tarımsal hizmetler de bu konuda önderlik yapıyor. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Ben de bize bu imkanı verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum Sedat Bey. Özellikle siz de bahsettiğiniz gibi 2011-2012 yıllarında ilk defa Kocaeli'de Chandler cevizini tanıtım esnasında sizin desteğinizle Kocaeli'nin tamamına yaydık. 250 bin ceviz fidanıyla müthiş, büyük bir ceviz bahçesi oluştu Kocaeli'de. Tabii bunun dışında sadece ceviz değil, diğer meyve türleri de, Trabzon hurması, işte hemen yanı başımızda birazdan görüntülerinde göstereceğimiz kivi, Kocaeli'de büyük ekonomik anlam ifade eden meyveler. Ama siz başta söylediğiniz gibi Kocaeli'yi herkes sanayi kenti olarak tanır. İşte zaten sektörel anlamda sıralamaya koyduğumuzda Kocaeli sanayi, ticaret, konut, işte hizmet sektörü ve onun arkasından da tarım geliyor. Kocaeli'nin %100 4000 kilometre karelik bir alanı varsa bunun işte sizin de bahsettiğiniz üzere orman ve tarıma ulaşan 1/3'lük kısmı orman ve tarımdan oluşuyor. Fakat bunun büyük bir çoğunluğu ekilip biçilen alanlar, hatta değer ifade eden coğrafi işaret alan ürünlerimiz mevcut. Fakat Kocaeli sanayi kenti olarak tanınıyor. %1,5'luk arazisi sanayi arazisi olmasına rağmen. Yani %1,5 ama gerçekten can alıcı sanayilerin olduğu için, en büyük sektörlerin burada konumlandığı için, evet, en çok karşılığı, katma değerinde Kocaeli, yani İstanbul'dan sonra ikinci sırada Kocaeli olduğu için insanlar birazcık sanayi kenti, ama Kocaeli'ye gelenler bilir ki tarımı, doğası,
piknik alanları, yeşili, denizi, kesinlikle, barajları, kesinlikle, gölleri olan bir şehrimiz. Yani biz 2010 yılında göreve başladık. O günden bugüne Kocaeli gri bir şehirden yeşil bir şehre ve şu an üretim sahalarıyla bol olan bir şehre dönüştü. Şu an geldiğimiz noktada da Kocaeli'ni artık bir tarım kenti adını yazdırmak için tarıma dayalı sanayi, tarıma dayalı altyapısı oluşmuş tesislerle şu an uygun noktaya getirmeye çalışıyoruz. Gıda İhtisas Organize Sanayimiz teker teker fabrikaları yeni başlandı kurulmaya. Yaklaşık bir 15 yıllık geçmişi, mazisi var. Ama şu anda 10 bin kişinin çalışacağı, 1 milyon ton tarım ürününün işleneceği dev bir tesis oluşuyor orada. Mükemmel. Ve bu Kocaeli'de oluşuyor. Kocaeli her ne kadar ulaşımın geçilen, insanların geçip acaba sanayinin dışında bir şey var mı diyeceği bir yer konumunda, şu an tarihi dokusuyla, doğal dokusuyla, işte tarıma dayalı sanayisi ve sanayi dokusuyla Kocaeli herkesin uğrak yeri, 72 milletin buluştuğu, beraber yaşadığı bir yer. Biz de burada tarıma ne kadar canlılık verebiliriz? Özellikle çok pazara yakın olması, ulaşıma yakın olmasından dolayı müthiş bir emlak baskısı, imar baskısı altında. Zaten insanlar bir yandan evlenip çoğalıp ev yapmak, konut yapmak, yaşam ortamları oluşturmak için buralarda. Ama bunun yanında da geçtiğimiz günlerde pandeminin gösterdiği ve yaşadığımız savaşların gösterdiği gıdanın önemi, artık Kocaeli'de bir metrekare boş alan bırakmayıp nasıl tarım yapabiliriz diye biz de Büyükşehir Belediyesi olarak önceliyoruz ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Özellikle Kocaeli Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın başa gelmesi ve başkanımız bu vizyonunu açtığından bu yana ben de görev olarak onunla beraber başladığımda bu işi 10 katına yükseltecek bir enerjiyle yürüdük ve bugün içinde bulunduğumuz bu tesisi ve 10 binlere varan çiftçinin desteğini vermeye başladık. Gerçekten başlangıçta Kocaeli il sınırlarının tamamı, Büyükşehir Belediyesi olarak yürütülen bir il tanımlandığında iki pilot bölge vardı. Biri İstanbul, biri Kocaeli. Biz de bu süreçte eski Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılarak bugüne Büyükşehir statüsüne geçmesi, arkasından il özel idarelerinin kapatılıp Büyükşehir statüsünde yetki devri değil ama yapacağı işlerin yürütülmesi şeklinde bir süreç yaşadık. Bu süreç köyler mahalleye döndü ama biz aslında büyükşehir olmamıza rağmen az önce bir şey söylemiştiniz. Mahalleler ne olmuştu? Yani kırsal mahalle, kırsal geldi. Mahalle adı altına girdi. Yani köy adı, geçmişteki köy adı yine hala hepimizin dilinde köyümüz diye, evet, geçiyor ve hala, evet, köy olarak ifade, evet, ediyoruz. Ama kırsal mahallelerimiz var. Mesela 472 mahallemiz var Kocaeli'de. Bu muhtarlıklarımızın 350 adedi, 350 mahallemiz irili ufaklı bir şekilde tarımsal üretim yapıyor ve bunların içerisinde de 240 civarında kırsal mahalle diye ifade edeceğimiz mahallelerimiz mümkün. Buralarda tarımsal altyapı sulama ihtiyacından, toprak analizinden, yapılan oradaki fırınlardan, köy çeşmesinden tutun da tüm, yani kırsalın, sadece üretim değil, oradaki yaşamı da metro, şehir havasında, yani konforu genişletme. Kesinlikle. Yani bugün başkanlarımızın ifadesiyle şehirdeki bir vatandaşın kullandığı çocuk parkı o kırsal mahallemizde de mevcut. Dolayısıyla bunun dışında yapılacak olan şehirdeki eğlence alanlarından internet altyapısına kadar, doğalgaz altyapısına kadar Kocaeli'de bütün kırsal mahallelerimizde bunlar mümkün. Yani kırsaldan şehri göç önlemek için bunların da yapılması gerekiyor. Kesinlikle. Yani sadece üretime destek vermekle oranın yaşamını düzeltemiyorsunuz. Kesinlikle. Yani oradaki yaşamı da düzeltmeniz lazım. Gerek parkı, gerek fırınlarını yapar, oranın orijinalliğini bozmadan. Yani evet, köy havasını, kırsal havasını bozmadan oraya yapılabilecek şehir hizmetinin köylere de yapılması önemli. Yerel halkın istediği şeyler mahallelerinde, şehirde olanı da bulayım. Dolayısıyla bunu sağlayamadığı için
kırsaldan kente gelip işte sanayide işe giriyor. Ama sanayide asgari ücretle uğraşırken birden bakıyor ki köyünde eğer tarımsal bir üretim yapan, katma değeri olan bir iş yaparsam ondan daha iyi para alırım, tekrar geriye. Nasıl geriye dönüyor? Orada doğalgaz yapısı, yolu, suyu, elektriği, her türlü altyapıyı orada gördüğünde ve imkanlar günden güne de arttı. Yani Kocaeli'de çiftçilik yapmak ayrıcalık haline geldi. Gerçekten Kocaeli çiftçisi gıptayla bakılan bir halde. Şimdi, Türkiye'nin genelinde siz de gördüğünüz gibi 650 milyon liralık yani bir... Yani önümde bir liste var. Evet. Ben şahsım olarak da bu listeden faydalanıyorum. Bu eski parayla toplamda 648 milyon, 648 trilyon. Evet. Yani evet, müthiş bir rakam. Bunların içinde birçoğundan ben de ÇKS'm var, ben de faydalanıyorum. Evet. Gübremi alıyorum, mazotumu alıyorum. Özellikle mazotum. Yani 6 aylık mazot verildi traktörüme. Evet. Ekimimi, biçimimi, ilaçlamamı yaptım. Gerçekten Allah razı olsun. Yani bu işler kolay olmuyor. Çiftçilik yapmak zor. Ama dediğimiz gibi bir destek olursa, devlet baba diyoruz biz. Devlet bugün, babanın desteği. Bunu ama büyükşehir eliyle yapar, yöneticisiyle yapar. Ama işte onun kurduğu bir daire eliyle sonuçta vesile olmak önemlidir. Şimdi, bu işi de istemek önemlidir. Kesinlikle. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği şekliyle Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın tam pandemiden dolayı insanlar gerçekten maddi manevi bayağı sıkıntılar yaşadı. Bu dönemde tarımsal üretimi yapanların yaşadığı sıkıntıyı, özellikle mazot gübre savaşa bağlı da aşırı şekilde yükseldi. Buna bağlı olarak başkanımız şöyle bir ifadede bulundu. Bunu burada sizlerle paylaşmak isterim. Başkanımız, biz hep söylerdik bazen, ya bu battı çıktıları yapıyorlar, bu yolları yapıyorlar. Peki üretim yarın aç kaldığımızda civatayla veya yolla beslenilmeyecek. Başkanımız şöyle dedi, dedi ki gerekirse bir battı çıktığı yapmam, bir yan yolu iptal ederim, üreticime destek veririm, o üretir ve hep birlikte Türkiye'ye büyük katkıda bulunmuş oluruz. Mükemmel. Ben hızlıca şöyle size yapmış şöyle olduğumuz... Şöyle yapalım Temel Bey. Şimdi biz aslında bir sürü ürünüm var önümüzde. Ama bu ürünlerin bir de burada paketlenmesi, neler olduğunu diğer müdürümüzden biraz bilgi alalım. Olur. Sonra ben sizinle birlikte hem bunların yapılış sahalarını gezelim. Olur. Hem olur. Ekili dikili ürünleri gezelim. Olur. Orada konuşmaya devam edelim. Yoksa programımız hızlı akıp geçiyor. Evet. Sadece burada bitirmeyelim. Çok şey var. Belki evet, bir programa sığmaz. Bir programa sığmayacak kadar olduğunu düşünüyoruz. Program bize yapacağız. Evet. Belki sahada çiftçilerimize verdiğiniz desteklerle sağ programları tabii, da yapacağız. Tabii. Ama biz hızlıca, kabaca bu işleri bir anlatalım. Bir diğer konuğumuzu da buraya alalım. Daha sonra sizinle yine programa devam edelim. Evet değerli izleyenlerimiz. Yani gıptayla bakılabilecek. Yani burada bir şeyimiz yok. Ben gerçekten bunu Kayseri'de yapsa, Adana'da yapsa gider çekimini yapar, tebrik ederiz. Çünkü bu işlerde önderlik yapmak lazım. Büyükşehir Belediyesi kırsal hizmetlere, tarımsal hizmetlere gerçekten değer vermiş. Bunu da dibine kadar kullanmış. Yanımda Hakan Bey var, Tarımsal Hizmetler Müdürü. Kendisi bize burada masada bir sürü ürün var. Bunlar nedir? Nasıl oluyor? Yani böyle bir hizmet olabilir mi diye... Yani Büyükşehir bunu nasıl katkı sağladı? Bize anlatır mısın? Şimdi bizim sözleşme yapmış olduğumuz çiftçilerimizle elde etmiş olduğumuz sahadan ürünlerimizi burada tesisimizde işliyoruz ve son haline kadar getiriyoruz. Yani tarladan sofraya kadar bu bağlantıyı kuruyoruz. Bizim ürünlerimiz mesela naneli pişmaniyemiz var. Evet değerli izleyenler, Kocaeli zaten pişmaniyesiyle ünlü. Türkiye bilir bunu. Ama burada bakıyorum naneli, yani tıbbi aromatik bitkilerden naneli bir pişmaniye. Harika da görüntüsü var. İnşallah bunlardan bir tane alıp tadına bakacağız. Tabii, ekranlardan tabii da söyleyeceğiz. Başka ne var bizim, Hakan Bey? Biberiye, tıbbi nane, melisa, kekik ve lavanta şeklinde ürünlerimiz var. Bunlar tarım çiftçilerimizin ürettiği, yetiştirdiği Kocaeli bölgesinde yetişen ürünler. Bunların alıyoruz. Burada da en son haline getiriyoruz işleme şeklinde. Örneğin burada çaylarımız var. Aynı şekilde bu Anadolu Ada çayı. Ondan sonra defneli çay, tıbbi naneli çay. Süper. Yani değerli izleyenler, yani böyle hastalıkların bol olduğu, kışın soğukta en çok ihtiyaç duyduğumuz bitki çayları en temiz, yani adından da belli, distilasyon yeri. Yani kurutması yapılmış,
harika, kutular da mükemmel bu arada. Yani evet, resmen iç beni diyor. Yani hiçbir şeyden kaçınılmamış. Her türlü çay var. Burada neymiş? Tıbbi nane. Göründüğü gibi karışım biberiye, şeklinde olanları karışım var. Karışım çayı. Evet. Yani şöyle bakalım. Zeytin yaprağı. Süpermarket zeytin yaprağı. Ya bunlar bir şifa deposu. Siz nasıl akıl ettiniz bunların hepsini böyle? Yani biberiyeli çayımız var. Biberiyeli çay. Sonra neler var? Kolonyalarımız, lavanta var. Kolonyamız. Meşhur bizim biberiye özlü tıbbi naneli kolonyamız. Bu çok tutulan ve sevilen bir ürünümüz. Buradaki böyle koronaya karşı etkili. Koronaya karşı. Oo, evet. Süper. Meşhur. Şu anda yine anılmaya başladı korona. Limon, mandalina ve ayvalı kolonyalarımız var. Ondan ne? Sonra bunlar el sabunlarımız. Ha, sıvı el sabunları. Evet. Bunlar organik mi oluyor? Organik. Şu anda bizim ürün tarlalarımızda organik sertifikamız var. Organik sertifikamızla satışları %100 organik şeklinde devam ediyoruz. Bunlar neydi? Bunlar mumlarımız. En son olarak da mum geliştirdik. Mum satışında kullanılıyor. Süper. Mumlar var. Evet. Sabunlar var. Sabunlarımız var. Şurada ağız gargaramız var. Biberiye özlü tıbbi naneli. Diş macunumuz var. Diş macunumuz bulunuyor. Ayrıca soğuk sıkım da değerlendirebiliyoruz. Biz soğuk sıkım ürünlerimiz var. Çörek otu. Mesela keten tohumu bu. Çörek otu. Soğuk sıkımlarımız var. Siyah üzüm sıkabiliyoruz. Siyah üzüm soğuk sıkımlarımız var. Ama en geniş kapsamlı olarak bizim yaptığımız daha çok ürünlerimiz burada. Tıbbi yağlarımız var. Tıbbi yağlarımız distile ettiğimiz yağlardır. Bunlar şey olarak ama kullanılıyor değil mi? Yağlar hani İsterseniz difüzöre koyabilirsiniz, isterseniz şey yapabilirsiniz, sürebilirsiniz. Zihin açıcı özelliğe sahiptir mesela biberi. Nane nefes açıcı özelliğe şimdi sahiptir. Yağ deyince insanlar hani yemekte kullanılan yağ da anlayabilirler. Tabii. Bunlar sadece tıbbi rahatsızlıklarda kullanılan. Kullanılan. Onu da söyleyebiliriz herhalde. Ya, o da mı var? O da var. Şöyle bir şey, bizim ürünlerimiz İmbik'ten nasıl çıktıysa aynı şekilde şişelenir ve satışa sunulur. Yani içerisine herhangi bir katkı, herhangi bir ilave, tabii pamuk yağıydı, işte keten yağıydı, ilave dolgu maddesi şeklinde satışı olmaz. %100 İmbik'ten ne çıkıyorsa o şekilde paketlendiği için %100 güvenerek alabilirler, kullanabilirler. Aslında burada daha bir sürü ürünümüz var. Ben şunu ifade etmek için söyledim. İsterseniz araya giriyorum ben de. Bizim biberiyeden elde ettiğimiz aroma yağlı daha sonra ekstraksiyonda ekstra ediliyor. Bu ekstra ile beraber de Trakya Birliği'nin ayçiçek yağı, şu an piyasaya sürdüğü ayçiçek yağında koruyucu, kimyasal koruyucuların yerine artık biberiye kullanılıyor. Biberiye ekstratı. Ne güzel. Ve bu şekilde ürün çıkarıyor Trakya Birlik. Bunu artık raflarda yakında herkes görecektir. Tebrik ederiz. Vallahi çok güzel. Temel Bey'in değindiği gibi biberiyede biz iki şekilde uygulama yapıyoruz. Bir çaylık olarak ayırıyoruz. Bir de yağını aldıktan sonra Gebze'de bizim TÜBİTAK'ın içerisinde ekstraksiyon tesisimiz var. Yüksek basınç altında karbondioksitle içerisindeki biberiyenin antioksidanını alıyoruz. Antioksidan da bildiğimiz bu gıdalarda uzun ömrünü, malzemenin ömrünü uzatabilmek, kullanım sayısını arttırabilmek amacıyla yaptığı bir karışım özelliği oluyor. Bu da kullanıldığı yerde ömrünü uzatma özelliğine sahip. Artık kimyasallar yavaş yavaş azaltılarak bu ürünler yerlerine geçmeye başlıyor ve daha sağlıklı yiyecekler oluşturuyoruz. Vallahi siz sadece tarımsal hizmetler yapmıyorsunuz. Yani resmen sanayisine girmişsiniz bu işin. Yani hani Tarım Bakanlığı'nın yapacağı işe girmişsiniz gibi bir şey. Yani bakanlık gibi çalışıyorsunuz. Vallahi tebrik ederiz. Hatta burada ne var? Bunlar ne? Bunlar da gene bölgemizin ürünü olan Sapanca cevizli cezeryesi. Kendi bölgemizin ürünleri bunlar. Süper. Kandıra fındığının, elde etmiş olduğumuz kandıra fındığından cezerye. Bölgemiz eşme ayvası. Kandıra fındıklı lokumu, tıbbi naneli lokum. Bu da çok seviliyor. Tutuluyor, evet. Valla tam bir orman ya şey olmuş, evet, marka tescilli, evet, olmuş. Marka. Gerçekten mükemmel. Bunlara ilave olarak da şu anda takviye gıdalarımız hazırlanıyor. Takviye gıdalarımız da gelecek. Takviye besin olarak kapsüllenip onlar da satışa sunulacaklar. Bu ne? Bunu da getirdik. Bu meyve, bu, vakum.
Evet, vakum şöyle bir şey. Biz kurutma fırınlarımız var. Şimdi şey bittikten sonra bizim tıbbi aromatik bitkileri çay yaptığımız sezonda bittikten sonra arkasından da meyve kurutma için kullanıyoruz. Bu da bir numune yaptığımız deneme numunesi. Elmayı yaptık, kuruttuk. Bunda da deneme amaçlı sürecini, dayanım sürecini ölçmek amacıyla kenarımıza ayırdığımız. Ama, harika bir olmuş. Ürün. Renkte hiçbir bozulma yok. Tam orijinal dilimlenmiş haliyle duruyor. Tabii. Ve kurumuş. Evet. Yani, açtığınızda da işte onu açtığımızda da tat, koku denemelerine gidecek. İçindeki mikroorganizma analizlerine gidecek ve kontroller sonucunda da ilave olarak çalışmalar yani, devam edecek. Bunun sanki Ar-Ge çalışması yapılır gibi bir hani bu hale gelmesi kolay değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Biz şimdi kuru yemişçilerde görüyoruz ama renk solmuş. Çöp gibi duruyor. Yani yanlış anlama, bu süper bir duruş. Hiç bozulmuş. Evet. Ve dışla teması olmamış, tozlanmamış. Evet. Bir asitlenme yok. Yani mükemmel. Vallahi siz bilmiyorum yani birçok firmaya da örnek olacaksınız. Kimyasallardan bizi uzaklaştırdığınız için de sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Tamamen orijinal bir görüntü var. Hani belki dışarıdan gören biri inanmayacak derecede yapılan bir organizasyon var. Bir fabrika kuruluşu gibi her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşsünüz. Aslında çıkış noktası üreticiye hizmetti, üreticiye destekti ama o desteğin karşılığı olarak da bir ürünler ortaya çıkmış. Evet. Sizleri gerçekten tebrik ediyorum ama bu ürünler nasıl oluyor? Geliş aşaması, yetiştirme aşaması, bunu da Temel Bey'le devam edelim. Küçük, size de çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben küçük bir şey daha ifade etmek istiyorum. Özellikle bu işin işleyişiyle alakalı bizim Sakapark AŞ adında bir şirketimiz, işte Hakan Bey de buranın distilasyon tesisi, ekstraksiyon tesisi bu şirketimize bağlı. Bu ürünlerin geliştirilmesi, Ar-Ge'si, bunların işte TÜBİTAK'ta ilaca çevrilmesi, bu konularla alakalı çalışan, katma değerini artırmayla ilgili uğraşan, ticareti değil, tamamen geliştirip vatandaşa yönlendirmeyle ilgilenen bir şirketimiz var. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak muhtarlık dairesine bağlı ziraat mühendisi veteriner hekimlerimizle bu ürünlerin yetiştirilmesi ve çiftçi destekleriyle bu işin altını dolduruyoruz. Alım garantili sözleşmeyle burası satın alıyor, katma değerli hale getiriyor. Biz onların altlığını çiftçilerle beraber yetiştirmiş oluyoruz. Böyle bir birlikte ortak bir çalışmamız var. Şimdi yani, ürünlerin bir araya gelmesinin haricinde bir de son dönemlerde bizim zaten doğamız binlerce bitkiye misafirlik, ev sahipliği yapıyor. Bu ev sahipliğinde bizim bilmediğimiz, üzerine ot diye basıp geçtiğimiz birçok tıbbi bitkinin doğadan toplanarak işte ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili de şirketimizle ilgili çalışmalarımız başladı. Dolayısıyla bu tesislerin rantabil halde yürümesi için hem halkımızın sahiplenmesi hem de bu ürünlerin halkımıza ekonomik anlamda dönüşümü için bu proje, tabip projesi adı altında tıbbi aromatik bitki projesi, Türkiye'ye örnek, dünyaya örnek bir proje. Bütün herkesin de bu konuda özellikle çiftçilerimizden destek bekliyoruz. Yani üretsinler biz hazırız. Kesinlikle. Alım garantili. Kesinlikle. Alım garantili. Alım garantili. Ayrıca da zaten gübre mazot desteği de veriliyor. Yani, geriye bir tek üretmek kalıyor. Türkiye'nin en çok çiftçiye destek veren belediyesi olmaktan mutluyuz. Evet. Çünkü çiftçimiz mutlu. Biz Mutlu Şehir Kocaeli'nin logo mottosunu da zaten bu yönde ilerlettik. Çünkü bizim çiftçimiz yanı başımızda Sakarya var, İstanbul var, işte bize komşu olan Yalova, Bursa, bu bölgedeki tüm çiftçilere göre şöyle şanslı. Biz küçük bir üretim sahası olarak görünsek de verimli topraklara sahibiz ve bizim elde ettiğimiz gelirlerimiz yüksek olduğu için tüm çiftçimize hizmet edebiliyoruz. İmkan var. Şimdi dolayısıyla var yani. Ama bu imkanı da çiftçiye döndüren bir irade var, siyasi irade var. Yani, hepsinden Allah razı olsun yani çiftçimiz şimdi, adına. Ben buradan yöneticilere seslenmek istiyorum. Yani her şey beton değildir. Her şey sanayi de değildir. Bir fabrikanız olabilir ama akşam üzeri evinize giderken fırında iki sıcak ekmek alamazsanız o fabrikanın hiçbir anlamı yoktur. Onun için üreteceğiz. Evet. En güzelini yapacağız. Bakın yani demek ki oluyor kardeşim. Yani istendiği zaman bunlar da öbür şehirlere örnek olsun. Biz destek veren tüm yerel yönetimlere teşekkür ediyoruz. Ama daha çok da vermelerini de isteriz. Yani biz kendi kendine yetebilen ülkeyiz. Böyle bir imkanımız var. Artık yani nüfus kalabalıklaştı. Daha çok üretmemiz gerekiyor. Daha çok
Bakın yani destekli üretim yapılıyor. Yani sen yeter ki üret, biz alacağız deniyor. Bu hale getiriliyor ve ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Şimdi artık bu ürünler bu hale geliyor ama ilk tarladan çıktı, bu hale nasıl geldi onu anlatacağız. Buyurun. Evet değerli izleyenler, az önce bahsettik. Kutu kutu güzel ürünlerimiz vardı. Kolonyalarımız, yağlarımız, sabunlarımız, mumlarımız. Onlar nasıl oluyor? Köylüden yan tarafta gördüğünüz gibi yapraklar geliyor. Buradaki makineye giriyor. Bu arayoluyla şey oluyor. Hakan abi bize şimdi bu konuyu detaylı bir şekilde anlatmasını isteyeceğiz. Buyurun Hakan Bey. Şimdi yağını almak istediğimiz ürünler tarladan hasat ediliyor. Ve ürünler geldiği gibi direkt olarak biz ürünleri tanklarımız var. Bu tanklar 6 tane şu anda gördüğünüz gibi tankımız var ama biz yerlerini hazırladık. Burayı biz 24'e kadar çıkarabiliriz. Hazırlığımız var. Şu yani anda kapasite 24 depoluk. 24 kapasitede. Tanklık kapasitemiz ürünler var. Ürünler geliyor. Bir gün iki gün herhalde dinlendiriyor burada. Yani ürüne göre değişiyor. Bazen bekletiyoruz. Bazen hafif, eğer ıslaksa hafif bir nemini atması için bekletiyoruz ki yoğunluğu daha fazla olsun içerisindeki diye. Ondan sonrasında direkt olarak tanklarımızı atıyoruz. Bu tanklar 3500 litre kapasiteli. Yaklaşık da ürüne bağlı olarak değişebilir. 700 kilo civarında bir ürün alıyor. Ürünler yerleştiriliyor. Belirli sıkıştırma oranları var. O oranlara göre biz sıkıştırıyoruz kendi içeride ürünü. Sonrasında kapaklar kapatılıyor ve alt kısımdan buhar verilerek 100 dereceye çıkarılıyor buhar ve buharla dönüşüm yaptırılıyor. Aşağıda da imbik kısımlarımız var. Orada da yağın toplanmasını sağlıyoruz. İşlemimiz o şekilde sürüyor. Bir tankımızı Melisa'ya ayırdık. İki tankımız tıbbi aromatik bitki, nane, tıbbi nanemiz. Üç tankımız da biberiye ağırlıklı olarak çalışıyoruz ki bunun nedeni ürünlerin birbirine özelliğinin karışmıyor olması, karışmaması için hepsi ayrı ayrı şey yapılıyor, ayrılıyor ve çalışmaları devam ettiriliyor. Bu yıl ağırlıklı hangi ürünlerde çalışma yaptınız? Ağırlıklı olarak biberiye. Bizim alanlarımızın %80'i civarı biberiye ağırlıklı. Biberiye. Çünkü bizim aynı zamanda ekstrat çıkarma özelliği de olduğu için TÜBİTAK'taki tesisimizi beslememiz gerekiyor. O yüzden ağırlıklı olarak biberiye çalıştık. Ama tabii tıbbi nane ve melisa, bunlara da çalışıyoruz. Zaman içerisinde ürünlerimizi hepsini işleyebiliriz biz. Burada buharımız var, alanımız var. Adaçayı işledik. Adaçayı, lavanta işleyebiliyoruz. Aklınıza gelebilecek uçucu yağ olan tüm bitkileri burada çalışarak işleyip yağını alabiliyoruz. Peki burada sınır yok derken şimdi biberiye ağırlıklı bir destek verildi. Bunların hani talebe göre değişiklik gösterdiğinde gerçi burada dediğiniz gibi 6 tane bölme var. Fazlasıyla belki yetiyor. 24'e de çıkarabiliriz diyorsunuz. Evet. Bence burası belki de birkaç ilin tıbbi aromatik bitkisini sterilize edebilecek konumda. Tabii yağını alabilecek durumda. Yani bunu mesela başka bölgelerden de getiriyorlar. Bize yağ alın alabilir misiniz diyorlar. Biz ondan da yağını alıp kendilerine teslim edebiliyoruz. Peki başka hangi ürünlerde mesela? Defne en son şu anda mevsimi defne mevsimindeyiz. Peki meyvecilikte bu nasıl oluyor? Mesela hurma, Trabzon hurması bunlar nasıl oluyor? Onlar için de kurutma alanlarımız var. Kurutma kabinlerimiz var. Kurutma kabinlerinde dilimleme yapılıyor. Dilimlemeyle kasalarımız var. Az sonra göstereceğimiz şekilde. Kasalar geçelim diziliyor. O tarafa doğru. Hem tamam. Konuşalım. Vallahi müthiş. Kaç saatte yağı çıkıyor bunlardan? Ürüne göre değişmekle birlikte yaklaşık olarak 2,5 ile 3 saat arasında değişebiliyor. Evet. Güzel, güzel. Yani gayet kısa. Vallahi bunlar bence boş yapmaması lazım. Üreticilerimizin bir an önce üretip bunları doldurması gerekiyor ki üretelim. Evet. Yani Türkiye üretsin. Vallahi bu depoda o kadar geniş ki burada Temel Bey gübreler görüyorum. Bunlar niçin? Bunlar da az önce şöyle bahsettiğim hem üzere hem ilkbahar ve sonbahar olmak üzere iki dönemde yem bitkisi tohumu desteği veriyoruz. Şu anda yem bitkisi tohumu olarak mısır desteği veriyoruz. Silajlık ve tane mısır olarak. Ekimi yapılırken taban gübresi olarak kullanması için çiftçimizin 8-20-0 10-SO3 organomineral gübre. Ha, çok güzel. Fosfor ağırlıklı güzel. DAP fosforu var içeriğinde. Aynen, aynen. Taban gübresi olarak. Biz bunlardan çiftçilerin meyve için bir destek almıştık. Bunlar şimdi tohum destek. Bunlar tohum alanlar için. Tohum için verilenler. Tabii meyve için de ayrıca 4-11 gübresi, 3-15 gübresi şeklinde gübrelerimiz veriliyor. Evet. Burada makinalardan sesler geliyor.
Yani şu anda var mı şey? Şu anda birkaç ürünümüz vardı. Onları kuruttuk. Onlar bitti. Arkasından ekstrat kurutma işlemleri yapıyoruz burada. TÜBİTAK'tan gelen ürünlerimiz var, kurutuluyor. Şöyle söyleyeyim. Bu kasalara, şuradaki kasalara tabii, konuyor. Bu kasalara biz ürünlerimizi yerleştiriyoruz. Ondan sonra fırınlarımıza koyuyoruz. Fırınlarımız da bizim 2 ton civarında bir ürün alıyor. Bunların özelliği şöyle bir şey, ısı pompasıyla çalışıyor. Bunlar çok büyük enerji tasarrufu sağlıyor bizim için. Ayrıca bizim burada kullandığımız tüm makineler yerli üretim. Ekstraksiyon da dahil, yerli ve milli. Yurt dışından hiçbir parçası yani almadık biz. Direkt olarak yerli üreticilerin üretmiş olduğu ürünlerle. Parça bulma sıkıntısı da yok o zaman. Hiçbir yani herhangi sıkıntı bir zaten yok. Arızası olduğunda yerli alo, servis tabii. Hemen gelip. Alo dediğimizde arkadaşlar yardımcı oluyorlar. İçeriğindeki maddeleri uçurmadan kurutma özelliği de hani içeriğini koruyarak kurutma bu işte çok önemli. Tabii ki. Dolayısıyla yani bunu yerli ve milli bir firmanın yapması bizim için o da önemliydi. 7 tane ayrı kabinimizde bu işi burada kurutma şeklinde yürütüyoruz yani. Allah müthiş. Yani şöyle bakıyorum, destek var, üret, alım garantisi var. Burada bir yandan da işleyip aslında burada kazanılan para yine üreticiye gidiyor. Tabii, tabii. Burada bir ticari kazanç yok aslında. Tamamen yani, çiftçiye çalışan bir sistem. Çiftçiye çalışan bir sistem gözüküyor. Evet. Tebrik ediyoruz valla. Soğuk sıkıma geçelim. Tabii ki şöyle, bu kadar kasanın da dolması lazım değerli üreticiler. Yani bu kasaları dolduralım, hem üretici kazansın, hem ülke kazansın, ekonomiye bir katkı sağlayalım. Şunu da ifade edeyim, bizi her Kocaeli bütün ürünleri yetiştirecek potansiyele, yani birçok ürünü yetiştirecek potansiyele sahip ama mesela çörek otu gibi daha kurak alanlarda yetiştirilen ürünü biz Konya'dan satın alıyoruz. Orada yine çiftçiden, oranın da yine Büyükşehir Belediyesi'nin yani oraya da üretici oraya da katkı sağlıyoruz. O ürünü burada işleyerek şu an herhalde şunu iddiayla söyleyebilirim. Türkiye'deki en iyi soğuk sıkım çörek otu yağı burada yapılıyor. Bunun içerisinden bir de ekstratı yapılıyor. Soğuk sıkım odası bu tarafta. Yani bölgede. Biz burada ön bir sıkım yapıp içerisinden yağ alıyoruz. Kalın yağ dediğimiz kısım var. Orayı alıyoruz. Daha sonra bu ürün ekstrata gidiyor. Ekstratta tekrar bir daha içerisinden TÜBİTAK'ta içerisinden ürün alınıyor. O da şurası mıydı? Evet. Hakan Bey burada bunlar nedir? Çeşmeler, şeyler bunlar bu nasıl bir sistem? Soğuk sıkım makinamız. Soğuk sıkımda sıkılıyor ürünümüz. Ondan sonrasında da filtrasyonumuz var. Filtre ettikten sonra kalan ürün paso kısmı gene bizim ekstratımıza gidiyor. Burada da yağ biriktirme hazneleri çökertme amaçlı kullanılıyor. Bizim alanımız genel itibariyle bu kadar. Soğuk sıkımda kullanılıyor. Söylediği üzere Hakan Bey'in hem biberiyenin posası antioksidana üretilmek üzere ekstraksiyona gidiyor. Hem de çörek otunun posası. Yani bizde ürünü hiçbir şey ziyan hiçbir olmuyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Ziyan sıfır olmuyor. Atıkla ve full çiftçiye kazanç üzerine kurulmuş bir sistem. Her ayrıntı da düşünülmüş. Yani hem şey var hem soğuk sıkım var. Yani evet. Kaçırmamışsınız hiçbir şey. Yağlar birbiriyle bağlantılı olduğu için bir tanesini bile eksik etmemeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca hepsini bir arada işliyoruz. Mesela ekstrattan çıkan son ürünümüz de hayvan yemi olarak değerlendiriliyor. Evet. Yani bizim hiçbir ürünümüz şu anda atılmıyor. Vallahi biz bunları tek tek göstermemiz lazım. Bu anlatmayla bitmeyecek gibi bir şey. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Madenin içine düştünüz. Evet, evet. Distilasyonu yapılan işlem yapıldıktan sonra o distilasyon işlemi esnasında yağı ayırıyoruz. Ama buhar suyu, hidrosol adı verilen bitkinin de öz suyuları da karışık bir şekilde tanklara depolanıyor. Onlar da yine birçok tarımsal alanda veya ürününde kullanılabiliyor. Özellikle kolonya yapımında, ilaç yapımında bu tip hidrosolleri değerlendirebiliyoruz. Çuvallarda ne geliyor? Şu an az önce de bahsettiğimiz üzere doğadan toplama ile ilgili çalışmalarımız başladı. Bunlardan bir tanesi de Hedera Helix dediğimiz kaya sarmaşığının doğanın hemen hemen Kocaeli'nin her yerinde rahatça bulabileceğiniz bir ürün. Bundan işte öksürük şurubu gibi şu an Almanya'nın birçok ülkenin yaptığını biz de şu an hazırlığımızı yapıyoruz. TÜBİTAK ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin bilimsel katkılarıyla da biz de burada elde edeceğimiz ürünleri ilaca çevireceğiz. Müthiş. Yani ürün buradan geliyor. Konvoy yardımıyla şu ikinci Hakan Bey alsın şeyi. Yani,
Buradan ürünlerimiz, kuruyan ürünlerimiz kasalar vasıtasıyla buraya konuluyor. Daha sonrasında kırılıyor ve elek kısmına geliyor. Buradan boylamamızı yapıyoruz. İstediğimiz boyaya eriştiriyoruz ürünlerimizi. Çaylık olursa ona göre bir ayarlama yapıyoruz. Veya işte TÜBİTAK'a gidecekse ona göre bir elek sistemi oluşturuyoruz. Her ürün için ayrı bir özelliği var. En son kırıcımız var burada. Boylamasını yaptırıyoruz. Kırıp en son haline geliyor. Ve en son da bu şu kısımda da, tambur dediğimiz bu kısımda da, eğer içerisinde daha uzun boylu istemediğimiz boylarda kalan varsa onların ayrışımı yaparak en son çuvallanıyor ve çuvallanıp dikiliyor, stok haline getiriliyor. Perdeipe'de işlemeye gönderiliyor. Yani evet. Ürün burada hazırlanıyor. Kabak gelen kısım ürün distilasyona hazırlanıyor. Distilasyonda kullanılacak ürün yaş veya kuru olarak distilasyonu yapılabiliyor ama çaya ayrılacak ürün veya daha ince depolanmak istenen ürün burada işleme tabi tutularak kenarda ayrıştırılarak bekletilebiliyor veya çaya katılabiliyor. Mükemmel. Vallahi mükemmel. İşte hediyelik paketlerimiz de var burada. Onun görüntüsünü de verelim size. Buraya da geçelim. Burada ambar burada ya. Piyasada herkesin gördüğü ambalajlar burada. Ambalajlar bunların hani demin gördüğünüz ürünlerin çay şeklinde veya aromatik yağ şeklinde paketlenmesi söz konusu. Bir de bunların hepsinin bir araya koyulup da hediyelik paket olarak şu şekilde orman yağı paketleri şeklinde büyük hediyeler şeklinde de şimdi ben bundan bahsetmiştim size şeyden önce. Benim babam yaklaşık 3 ay önce vefat etti. 2 gün sonra büyükşehir yetkilileri şöyle bir koli göndermişler evime. İçinde biberiye çayından, lokumundan, işte kolonyasından hepsinden bir paket aromatik yapmışlar. Aromatik yağdan birer tane. Hepsinden ben örnek vererek. Ben şaşırmıştım yani Kocaeli'de bunlar da oluyormuş diye. Gerçekten bunu da yerinde görmek bunlar nasipmiş. Bunlar da bir emeğin ürünü bu şekilde. Emeğin ürünü. Evet. Tebrik ederiz gerçekten. Şu sağda da program bitmeden bir yetiştirilen şeylerini görelim. Tamam. Yoksa programımız çok hızlı akıp geçiyor. Sadece burada bir program yapılır. Evet. Ya bu tesis bence ürün bekliyor. Evet. Üretin yani, diyor. Evet yani, kesinlikle. Üretin. Biz hem yurt içine hem yurt dışına satalım. Evet. Böyle bir imkan da var. Yeter ki ürün olsun. Buralara gelsin bu ürün. Yani bakın bak burada örnek bir küçük bahçe de yapmışsınız. Lavanta. Mesela biberiye var. Şöyle de size bir örnek göstereyim. Şu anda önümüzdeki çiçek. Çiçekli bitki hemen herkesin eline alıp üflediği bir çubuğu vardır onun. Evet. Bu çubuğu şu anda çubuğu erkek çiçeği. Bu gördüğünüz burada dişi çiçeği. Birçok kişinin de adını duyup da tanımadığı kara hindiba. Kalsiyum içeriği çok yüksek ve tedavide kullanılan bitkilerden. Tabii bu misafir sanatçı burada. Bizim diktiğimiz bitkilerin dışında gelişmiş burada. Yine yani labadalar var. Şunu demek istiyor Temel Bey. Ya ayağımızla bastığımız her yer altın değerinde aslında. Evet, kesinlikle. Bunlar doğada bol miktarda da bulunan. Evet. Yeter ki bunları da toplayıp işleyelim. İşleyelim, ekonomiye kazandıralım. Ülkemizin değeri olsun. Boş gezmeyelim. Evet, burası lavanta parseli. Hemen arkada bizim en çok üzerinde çalıştığımız biberiye parseli var. Orayı göstermek istedim. Tabii ki. Oraya da şimdi geçelim. Biberiyenin özellikle geçmişte filozofların çok tercih ettikleri ve dünya çapında aslında tanınan bir bitki ama Türkiye'de sadece Ege Akdeniz bölgelerinde doğal yetiştiği düşünülerek o bölgenin dışına çıkamamış ve üzerinde de çok fazla çalışma yapılmamış. Evet, biberiye. Biberiye bitkimiz. Yerinde görmek de nasipmiş. Yani özellikle hafıza yenilemesi çok önemli. Zaten filozofların da şeyi Temel Bey, bu yönde. Siz de sadece ziraat mühendisi, üretici, projeci değil. Evet. Sanki bir tıbbi aromatik yani herbalist mi diyorlar? Evet. Bir yandan herbalistlik biraz de var kendimizi yani. O yönde geliştirdik. Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümünü bitirdikten sonra burada göreve başladığımdan bu yana kesinlikle en çok insanların aradığı veya ülkemizin aradığı sıkıntılara nasıl bir çözüm üretebiliriz derken tıbbi aromatikler ve bunların ekonomiye kazandırılmasını görünce işte Doktor Hasan Aydınlık, Büyükşehir Belediye Başkanımızın Genel Sekreter Yardımcımız, bizden de sorumlu kişi olduğu için onunla beraber bu tabip projesine başladık. O bu işin tıbbi yönünü, biz de yetiştiricilik yönünü çalıştık ve sahadan toplama kısmını da yeni yeni başlıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi bu açığı, tesisin boş durması açığını bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Evet. Burası işte kurutulup o ayrılan, ayrıştırılan biberiyeler, İşte tıbbi naneler, oğlotları,
distile edilmemiş çaya kullanılacak olan ürünlerin hepsi burada veya distile edilmiş ürünlerin kurutulmuş kısmı burada. Mükemmel. Yani her tarafıyla mükemmel. Sizleri tebrik ediyoruz. Vallahi Arge sahada üretim sahamızda yine yan tarafımızda şu an içinde bulunduğumuz arazi yaklaşık olarak 1500 dekarlık bir arazi. Bunun içerisinde hal, park bahçelerinin fidanlığı, distilasyon tesisimiz var. 1500 dekar. Evet. Kocaeli gibi yerde büyük. Bu bir tarımsal vakfiyenin arazisi. Dolayısıyla bu arazi içerisinde hemen yanı başımızda şu an kivi bahçesi, telli terbiye sistemli kivi bahçesi var. Yine şirketimizin talebi üzerine yan tarafa... Kamera arkadaşımız da göstersin. Yan tarafta da örnek kivi bahçesi var. Orası kaç dekar? Şu an görünen alan 7 dekar ama onun yan tarafında 15 dekarlık alana şey yapacağız. Biber, üzümsü meyveler. Bunlar işte ahududu, böğürtlen, yaban mersini gibi ürünlerin artık az önce gördüğünüz katma değerli ürünler haline gelmesiyle ilgili de süreci devam edecek. Sizleri tebrik ediyorum. Sadece bu iş tek kişiyle olmuyor, ekip işiyle oluyor. Kesinlikle. Uyumlu çalışmışsınız, her ayrıntıyı düşünmüşsünüz, kafa yormuşsunuz. Evet. Buraya gelip sadece bitkiyi atıp gitme değil, buna da ürün işlenip paketlenmesine kadar düşünülmüş. Sizleri ben bu konuda tebrik ediyorum. Programımızın da sonuna geldik. Son sözlerinizi alıp programı kapatayım. Ben de Çiftçi TV ve sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı, tanınma imkanı verdiğiniz için. Özellikle Kocaeli'nin sanayi kentinden öte tarımsal bir kimliğinin olduğunu da öğrenmiş oldular. Evet. Türkiye'de bilmiş oldular. Ben de size bu konuda teşekkür ediyorum. Bütün ekibim adıma. Ben de tüm üreticiler adına sizlere teşekkür ediyorum. Hakan Bey'den oldum. Ayaklarınıza sağlık, geldiniz. Çok teşekkürler. Bu alanımızda bizim 22 tane şeyimiz var, demo alanımız var. Biz ayrıca burada bazı parsellerde eksiklikler var mesela. Onlarda küçük deneme tanklarımız var burada. Ürün geliştirmek amacıyla onlardan kesim yapıp o alanlarda da denip içerik analizleri yaparak ürün geliştirmeyi de o şekilde sağlıyoruz. Bir bakıma bir sonrası ürünlerde neler geliştireceğiz, neler yapacağız diye. Şu anda defne sezonu. Defneyi bir miktar daha işledik. Devamı gelecek. İşlemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde. Biz de sizleri program çekmeye devam edeceğiz. Program bitiyor. Evet. Hızla da akıp geçiyor. Evet. Çok teşekkürler. Siz baştan demiştiniz, ben biraz anlatmasam ama görüyorsunuz değil mi ortamı? Yani üreticiyi anlatmak gerçekten zevk veriyor insana. Ben sizleri gerçekten çok tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Siz bu işleri yaptığınız sürece biz de ekrana çıkaracağız. Evet, değerli izleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Heyecanlı, güzel bir program oldu. Hızlı anlatmak zorundaydık çünkü... Çok şey vardı. Bunu bir anda kabasını anlatmak zorundaydık. Daha sonra da bunların işlenmesini ileriki programlarda anlatacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.